Bu dersimizde Oracle veri tabanında SQL Plus ile bağlanarak nesne hakları vermeyi öğreneceğiz. Bunun için ilk olarak SQL Plus'ımızı açtık ve şu an disconnected olan bağlantımızı connect diyerek bağlı konumuna getiriyoruz. Bunun için direkt connect deyip enter diyerek username ya da password girebiliriz ya da direkt buradan hr ve hr yazarak kullanıcı adı slash ve şifre yazarak bağlanabiliriz gördüğünüz gibi. Şu an bağlandık. Şimdi ne üzerinde ne işlem yapacağız? Bunu sağ taraftaki dokümanda hazırladığım dokümanda anlatayım. Şimdi employees tablosu HR şeması içerisindeki employees tablosu üzerinde Özhan kullanıcısına select, insert, update nesne haklarını vereceğim. Altında gene Özhan kullanıcısına bu farklı bir tablo da olabilir. Örneğin region tablosu yapalım. Değişik olsun. Regions diyelim. Bu tablo üzerinde de select hakkını vereceğim Özhan kullanıcısına. Altında ise gene farklı tabloda kullanmamız gereken bir sorgu diyelim. Buna da departments diyelim. Ancak sütunları değiştirmemiz gerekecek. O yüzden bu kalsın. Zaten anlatmak istediğimiz burada açıkça belli oluyor. Grant update diyoruz. Ney update? Last name ve salary sütunları. Peki salary ve last name sütunları nerede? HR şeması içerisinde HR kullanıcısının yetkilerinin, izinlerinin dahil olduğu employees tablosunda iki sütun var. Bunlara update yetkisi ver. Neye? Özhan kullanıcısına. Şimdi bunları çalıştıralım ve başarılı bir şekilde çalıştığını kendimiz görelim. Grant select insert update dedik. Bu select insert update nesne haklarını vermek istediğimizi belirtir. Burada eğer sadece select ya da insert hakkı vermek istiyorsak sadece insert yazabiliriz ya da sadece update yazabiliriz. Ben 3 hakkı da vermek istiyorum. On yani neyin üzerinde neye bu hakkı vereceğiz? HR employees HR yazmak burada zorunlu değil. Çünkü HR ile bağlandık zaten biz. Eğer SYS ile bağlanmış olsaydık HR yazmamız gerekecekti. To Özhan dedik. Yani Özhan kullanıcısına bu yetkileri, bu hakları ver. Şimdi tekrar anlatmak gerekirse employees tablosu üzerinde Özhan kullanıcısına update, insert ve select nesne haklarını ver diyoruz. Yani bu employees tablosu üzerinde Özhan kullanıcısı bu 3 işlemi de yapabilecek. Update, insert, delete işlemini yapabilecek. Şimdi farklı bir tablo üzerinde sadece select yetkisi verelim. Grant select neydi? On. Bu da HR ile yazalım. Regions diyelim. To Özhan dedik. Çalıştırdık ve gene başarılı bir şekilde çalıştı. Şimdi employees tablosu üzerinde last name ve salary sütunları üzerinde update yetkisi verelim. O hakkı verelim kullanıcımıza. Bu ne kadar detaylı Oracle'da ne kadar detaylı nesne yönetimini ve izinleri ne kadar başarılı yönetebileceğimizin bir kanıtı zaten. Şimdi grant update last name virgül salary on HR employees to Özhan dedik. Gördüğünüz gibi şu an employees tablosu üzerinde bulunan last name ve salary sütunlarına update yetkisi verdik. Update yapabilme hakkını verdik Özhan kullanıcısına. Bu şekilde tüm tablo ya da bazı tablonun içerisindeki bazı sütunlara gereken hakları nasıl verebileceğimizi görmüş olduk. Şu şekilde disconnect diyerek de bağlantımızı
Oracle'dan bağlantımızı kopartarak dersimizi sonlandırıyoruz.